Evet arkadaşlar. Özde bir matematik 16. soruyla devam ediyoruz. Üçgen şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi katlanıp açıldığında oluşan katlama izi üçgenin hangi elemanı olur? Arkadaşlar bu kat izlerini sınıfta kesip katlayarak yaptık. Ee, ama o kadar zor bir şey değil. Şimdi biz buradaki A noktasını bunun üzerindeki bir yere şey yapacağız, taşıyacağız ve burası A üssü olacak. Ve A üssü katladığımızda şu katlanan kısım şurada kat izi olsun arkadaşlar kat izimiz şurası şimdi aynı üçgen değil mi yani şu açılıp kapanınca iki tane aynı üçgenden var burada şuraya H diyelim BHA üssü ile BHA aynı şimdi şuradaki açı ile buradaki açı aynı arkadaşlar ve bunların toplamı doğru açı 180 derecedir 2x eşit 180 x eşit 90 yani 90 derece olduğuna göre diktir demek ki yüksekliktir diyebiliriz. Onun dışında şunu da söyleyebilirdik arkadaşlar. Hani bu iki üçgen birbirinin aynısı olduğuna göre bu kenarla bu kenar aynı. Yani bu ikiz kenar yani bu açıyla bu açı aynı. İkiz kenar üçgende inen bu zımbırtı dik hem kenar orta hem açı ortaya. Zaten açı ortay olduğunu nereden biliyorum? Çünkü bu parça hani açıldığında diğer parça olduğuna göre şu kısımla şu kısım aynı olmalı. Yani bu kısım aynı. E açı ortaysa bu aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar orta olmak zorunda. Yani bu şuranın dik olduğunu ama neyin kenar ortaya arkadaşlar? Dikkat edin. A üssü A B üçgeninin yani şu üçgenin açı B köşesinden çıkan açı ortay kenar ortay bizim ana üçgenimiz değil bizim ana üçgenimiz için bu dik olan bir şey dik olduğu için burası yükseklikten başka bir şey değil arkadaşlar ee, bu e, katlamaları neyi nereye katlayınca açı ortay neyi nereye katlayınca, katlayınca kenar ortay neyi nereye katlayınca e, yükseklik olduğunu anlamanız gerekiyor. Bir de geniş açılı, dar açılı e, ve dik açılı üçgenlerde yüksekliklerin kesim noktasını, kenar ortaylarının kesim noktasını ve açı ortaylarının kesim noktasının yerlerini söylemek gerekiyor. İki açı, iç açı ortayın kestiği yer ner, neresi olacağını anlamak gerekiyor. Bunları bir tekrar edin arkadaşlar. Anlamanız bir şey varsa lütfen yorumda bana sorun. Lütfen beğenip, abone olup paylaşalım. Teşekkür ederim.